Bu ikinci hikayemizde 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geliyorsun. Yine mutlu bir evde büyüyorsun ilk hikayede olduğu gibi. Oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen neşeli bir çocuksun. İlkokul yılların çok güzel geçiyor. Okuldaki arkadaşların seni seviyorlar, eğlenceli buluyorlar. Teneffüslerde oynadığınız tüm oyunlarda ya anne ya da öğretmen oluyorsun. Çünkü annene de öğretmenine de çok özeniyorsun Öğretmenin makyajını, takılarını, giydiği kıyafetleri beğeniyorsun. Büyüyünce onun gibi olmak istiyorsun. Evde ise annene yardım etmeyi çok seviyorsun. Onunla birlikte yemek yapmak, sofra hazırlamak, ev süpürme koşuna gidiyor. Oyuncak bebeklerinle evde evcilik oynamak ve anne rolünü üstlenmek seni en çok mutlu eden şey. 7-8 yaşlarında mutlu bir kız çocuğusun. Neden annene veya öğretmenine bu kadar özeniyorsun acaba? Başka bir rol model olamaz mıydı? Niye bu ikisi özellikle? Yani zaten örnek alabileceğim ya okuldaki öğretmenim ya da hayatımı da ilk gördüğüm kadın annem bence daha iyi bir seçenek Komşun, olamaz teyzan, diye düşünüyorum. Komşu teyzen, beriki, öteki bence falan birileri Bence onlar daha değil. güçlü oldukları için daha ayaklarının üzerinde durduklarında bir kadının nasıl göründüğünü seçtiğim için annem hmm. öğretmen hmm. evet olabilir. Do çok doğru seçim yaparım ben. <laughs> Yılların oyun oynayarak geçiyor. Orta Ortaokul ba ortaokula başladığında sınıfa yeni gelen bir çocuğa aşık oluyorsun. Okulda onunla pek iletişim kuramıyorsun ama okuldan arta kalan zamanlarda hep onu düşünüyorsun. Hatta kendisiyle evlenme hayalleri bile kuruyorsun. Ders çalışmak senin için hep ikinci planda kalıyor. Annem ve baban ders çalışmanı ve başarılı olmanı istiyorlar. Sen evlenip çocuk yapma hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmiyorsun. Ortalama bir öğrencisi ne kötü notların ne de iyi. Bu şekilde ortaokuldan mezun oluyorsun. Sence neden bir başarı hedefin yok? Yani 13-14 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu neden evlenip anne olma hayali kurar? Anne olmak senin için neden bir başarı kıstası acaba? Belki de başka aileleri görüp henüz tam olarak olmak istediğim ailenin içerisinde olamadığım için de olabilir. Kendim belki de o mükemmel aileyi kurmak istediğim için de olabilir. Evde bazı eksiklikler mi buluyorsun? Mu 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 muhtemelen. Muhtemelen belki bazı etütçiler şey. var. Ben daha iyi bir aile kuracağım, daha iyi belki anne olacağım, belki de diye düşünüyorum. Peki. Lise liseye giriş sınavından da ortalama bir sonuç alıyorsun ve düz liseye giriyorsun. Yani bir kolej, kolej öyle bir şey değil. Lisedeki e, sınıf arkadaşlarından birine aşık olunca ortaokuldaki çocuğu unutuyorsun. <laughs> bir önceki aşk nefis. Evet. <laughs> Gayet hızlı. Yine dersleri odağına almayarak öğrencilik hayatını sürdürüyorsun. Televizyondaki lise dizileri seni çok hayata bağlıyor. Başrolleri yerine kendini ve aşık olduğun çocuğu koyuyorsun. İzlediğin düğün sahneleri seni çok heyecanlandırıyor. Aslında sen de 15-16 yaşlarında bir çocuksun. Yani ergensin. Ama küçük çocukları da çok seviyorsun. İnsan çok küçükken ne olmak istediği Dini sordukları zaman anne olmak isteyebilir ama 16-17 yaşında garip gelmiyor mu hala anne olmak iyi bir anne olmak hala. Valla vardı ya bir anne olayım bir kız çocuğum olsun bende vardı yani çocuklarla da çok iyi anlaşıldım. Bende buyum de, diyorsun öyle. yani. Yani öyleyim anacıyım yani anacıyım anneciyim yani annem belki mükemmel bir anne olduğu için onun gibi olmak hmm. da istemiş olabilirim. Lise yıllarında aynı böyle geçiyor. Annem ve baba senin dersleri olan ilgisizliğinden dolayı endişeleniyor ama bunu sana hiçbir zaman da hissettirmiyorlar. Kendi aralarında seninle ilgili çok doğru bir karar alıyorlar. Lise son sınıfa geldiğinde sana şehir dışında bir üniversitede okuman gerektiğini söylüyorlar. Biraz evden uzaklaş falan. Biraz canı sıkılıyor ama başka bir şehirde bile annenin ailenin kanatları altında olacağını çok iyi bildiğin için bu durumu çok da umursamıyorsun. Üzüntü haline getirmiyorsun. Sınav günü gelip çatıyor. Herhangi bir sınav kaygısı hissetmiyor. Alakan yok. Müthişim. Sınavdan ya. çıktığında da sonucu merak etmiyorsun. Etmiyorum. Şimdi 18 yaşındasın ve hayata bakış açında, hedeflerinde hiçbir değişiklik yok. Arkadaşlarından da mı bir şeyler öğrenmiyorsun acaba? Yani ya da onlar seni başka bir şeye doğru kışkırtmadılar mı hiç? Anne olacağım diyorum ya. Anne olacaksın evet. evet kimse mani olmasın sana Abi mümkünse yani çekilsinler evet peki her şeyi yapıyorum işte sınava da girdim onu da yaptım bunu da yaptım ben anne olacağım ama yani benim varmak istediğim ne bir yer var ne istiyorsanız vardı, yapıyorum bırakın anne olayım ben gibi. Ediyorsun. peki başka bir şehirde tek başına yaşayacak olmak seni hiç mi endişelendirmedi mesela ailene neden bu kadar güveniyorsun ailene çünkü yani bu zamana kadar benim güvenimi sarsacak hiçbir, hiçbir şey, yapma, şey yapmadıkları için. Benim için en iyi olanı, benim göremediğimi görebileceklerine inancım tam olduğu için. Bu başka bir şehre gitmen gerekiyor ya şimdi. Ne olacak orada tek başına? Ben her yerde yolumu bulurum. E annenin cizin dibinden ayrılmıyorsa nasıl bulacaksın? İşte anne soruyorum. olacağım. Anne <laughs> Üniversiteye gidiyorsun ben onu soruyorum. Yani o şehirde üniversite okurken... Bu sefer delice bir yalnızlık çekmeyecek misin? Yani yalnızlık çekmekten korkmuyorum diyeyim. Çünkü annem baban zaten orada ihtiyacım olduğu zaman. Pıt mesafesinde diyorsun sen. Gelirler Aa. veya gidebilirim. Kendimi Peki. yalnız hissettiğim bir yere gönderilmedim ya da gönderilmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Ne tekim bak. Annem ve baban e, üniversite tercihlerini özellikle ilgileniyorlar. Rehber öğretmeninle birlikte iyi bir liste yapıyorlar ve birkaç ay sonra tercih sonuçları açıklanıyor. E? Eskişehir'de üniversiteyi kazanıyorsun. Şahane de bir üniversite şehri. Eskişehir oh, en iyisi yani. Evet. Aşık olduğun çocuğu bir daha göremeyeceğini biliyor. Eskişehir'de yaşayacağın yeni kalp çarpıntıları için e, heyecan duyuyorsun. Hayatının aşkını e, üniversitede bulup evleneceğinden de çok eminsin. Ya bu kadar evet. hazırlıklı olmak da yani. Ama hep öyle gitmiş ya zaten. Öyle gittim. Ortaokulda aşık olmuşum. İşte gitmişim. Gitti. Öyle gitmişim bak ortaokulda evet. aşık olmuşum. Lisede aşık Lise. Esra Üniversitede şimdi bekliyorum. Doğru. <laughs> Eskişehir'e tek başına gidemeyeceğin için annen, baban ve sen yola çıkıyorsunuz. Okula da onlar götürüyorlar. Eskişehir'i e ve kampüsü geziyor, kiralık ev bakıyorsunuz. Baban senin çok beğendiğin bir evi tutuyor. Annen ev için gerekli ne varsa alıyor. ...yapıyor, kuruyor, ediyorlar. Annem ve babanın desteğiyle bir öğrenci evine yerleşmiş oluyorsun. Bir öğrenci evi yapmış oluyorsun. Ve 1989 yılında yeni öğretim dönemi başlıyor. Baban işleri nedeniyle İstanbul'a dönüyor. Ama annen 3 ay boyunca seninle kalıyor. Hiç yalnızlık çekmiyorsun. Haklısın, hiç ayrılmıyorsunuz. Artık kendi ayaklarının üzerinde durma, durma zamanı geldi ama... Neye ihtiyacın varsa da annen baban koşturuyor, Hiç sorumluluk almıyorsun. Bu tür yaşam seni rahatsız etmiyor mu? O konfordan çıkmam. E, için, <laughs> o konfordan çıkmam için onların beni bırakması gerekiyor bence. Yani bir, bir yani bilinçli olarak beni bırakmaları gerekiyor ki sorumluluk alabileyim. Yanımda oldukları zaman zaten sorumluluk almamı gerektirecek bir durum olmuyor. Yolla anneni artık 3 aydır kadın ev yapıyor ben yemeği. Ben kendisi yollayamam kendisi gitsin. Kendisi gitsin. gitsin. Peki. Artık yeni bir şehirde yaşıyorsun. Üniversitede gördüğün ortam seni, hayallerini ve hedeflerini hiç mi etkilemiyor? Hala aynı mı? Evlenelim güzel bir yuva kuralım falan da mısın Aşkı hala? Aşkı bulacağım diyorum. Düğünüm Aşkı var diyorum bu sen. cuma. Bu cuma? <laughs> bu cuma. Peki. 3 ayın sonunda annen de İstanbul'a dönüyor. Sense bu süreçte dışa dönük bir genç kız olduğun için bir sürü arkadaş edinmişsin. Arkadaşlarınla vakit geçiriyor. Üniversite hayatına dair her gün yeni güzel şeyler deneyimler kazanıyorsun. Bir sevgilin oluyor. Hayallerin daha da büyüyor. Zamanla düşüncelerin, hedeflerin dönüşüyor ama anne olma içgüdüsünü hep taşıyorsun. Üniversite son sınıftasın. Bu dönemde kendinde bazı değişimler gözlemliyorsun. Hızla kilo kaybediyor ve halsizleşiyorsun. Biraz zaman sonra kanamaların başlıyor ve bu kanamalar her geçen gün artıyor. Sağlık konusu endişe verici sinyaller vermekte. Şikayetlerin artınca doktora başvuruyor. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kanseri olduğunu öğreniyorsun. Ve tam da şu anda acil ameliyata alınman gerekiyor. Yani bu tespit yapılır yapılmaz. Kaybedecek vakit yok diyelim yani. Küçük bir kız çocuğuyken anne olma hayalleri kuruyordun ama 22 yaşında yumurtalıklarında kötü huylu bir tümör tespit ettiler. Belki de hiç anne olamayacaksın. Ne diyorsun? Tabii ki de çok üzgünüm. Bir kere her şeyden önce sağlığımı kaybettiğim için üzgünüm. Ee, ama iyileşebileceğime dair umudum tam Kuşkus. anne olup olamayacağımı zaman gösterecek. Şu anda ondan daha önemli bir şey çünkü ortaya çıkıyor. Sağlığım. Anne olmaktan daha önemli şeyler var hayatta. Hı. Evet. Hayat güzel gidiyordu. Bir üniversite öğrencisiydin. Hayallerin vardı ama şimdi ameliyattan çıktın. Ee, bir hasta odasındasın. Dayanılmaz ağrıların var. Başına gelenleri idrak etmeye çalışıyorsun. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Sanki hayallerin kabusa dönüşmüş gibi. Annem babam başında. Ee, bazen buradasın. Bazen kesif bir sis perdesinin arkasından kendi hayatını izliyor gibisin. Film izler gibi şaşkınlık içindesin. Odana bir doktor giriyor. Anne ve babana bilgi veriyor. Doktorun ağzından çıkan sözcükleri algılamak istemiyorsun ama duyuyorsun. Hastanın sol yumurtalığını ve sol tüpünü tümörle birlikte almak mecburiyetinde kaldık. Hasta doğal yollarla çocuk sahibi olamaz diyor doktor. Doktorun sözleri beyninde dönüp duruyor. Doğal yollarla anne olamayacağını öğrendin. Şimdi duygularını biraz tarif edebilir misin? Yani o andaki duygularını tarif edebilir misin? Ee, bir kere galiba yaşadığıma şükrediyorum şu an. Evet. Hayatta olduğuma şükrediyorum. Nefes aldığıma şükrediyorum. Belki de... Anne olmamak hayatın sonu değil diye düşünüyorum. Öncelikler değişti değil mi? Hemen önceliğim değişti. Yani bir tarafta tabii ki anne olamayacak olmanın verdiği üzüntünün yanında evet. beni iyileştirmeye sevk edecek daha büyük bir umudum var. Yaşam, hayattayım, ameliyattan çıktım, bazı organlarım alındı ve ben hala nefes alıyorum. Nefes evet. aldığım sürece de bence evet. o doktorun ne söylediğinin çok bir önemi yok biliyor musun? Çünkü Hiçbir şey hayatta imkansız değildir. Yani imkansıza Doktor bile ben inanıyorum. Doktor ne dedim belki önemi var ama tekrar tekrar değerlendirilebilecek zamanlarım var önde. Yani belki bir çözüm bulunabilir başka şeyler. Bir kere hayattasın ve zaman kazanın. Önce çok ilk düşündüğüm e, şey, şey bu. bu. Evet. İkinci hemen düşündüğümde hiçbir şey imkansız değil. Ha. Ha. Ee, sağlıklı bir bir durum aslında bu biraz. Bu fenalıktan aslında daha önceliklerin değişmesiyle birlikte daha sağlıklı bir şey sanki hı hı. baş gösterdi gibi. Hı hı. Birkaç ay hastanede kaldıktan sonra tedavin tamamlanıyor. Taburcu oluyorsun ama eski neşen e, eğlenceli hallerinde yok tabi. İzlediğin diziler sana keyif vermiyor. Okulu çoktan bıraktın. Sevgilinle ameliyatta olduktan sonra bir daha hiç görüşmedin. Eskişehir diye bir şehir yok. Hafızanda hı. Üçüncü ayda bir kontrole gidiyor. Yıllarını doktorun verdiği perizlerle, ilaçlarla geçiriyorsun. Seni merak eden insanların telefonlarına çıkmıyorsun. Onkologlar sana bu hastalığın yüksedebileceğini ve anne olamayacağını da hatırlatıyorlar. Ee, şimdi bu gelecek planlarında herhalde bir değişiklik olmuştur, değil mi? Mutlaka var. Ama şu anda bir planım yok. Şu Boşluk an sadece mu var şu ay, şu anda? şu an tek istediğim tamamen sağlığıma kavuşmak. Sağlığıma kavuştuktan sonra planlarımı yapmaya başlayacağım. En zorunu başardın. İyileşeceğine inanıyorsun. Hı hı. Hatta bazen içine bir his doğuyor ve bir gün anne olabileceğini de düşünüyorsun her şeye evet. rağmen. Aradan 4-5 yıllık bir süreç geçiyor ve 26-27 yaşına geliyorsun. Kontrole gittiğinde yapılan tetkikler sonucunda hastalığının nüksettiğini öğreniyorsun ve yeniden ameliyatlara e, ameliyata alınıyorsun. Bu kez de sağ yumurtalığının bir kısmını ve saat tüpünü kaybediyorsun. Sence neden bunlar senin başına geldi? Anne olma ihtimalin tamamen yok oluyor çünkü giderek. Ne düşünüyorsun? Duyguların neler? Niye niye sen yani? Açıkçası niye ben diye düşünmüyorum. O olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Olması gereken. Hı -hı. Biraz aç bunu. Yani benim için e, bir plan var. Kader planı mı? Gibi e, ve e, bu olayda da şu an yüzde yüz. Empati kuramayacak olsam da bunu kalbimin bir yerinden biliyorum ama %100 benim için her şerde bir hayır vardır lafı hmm. çok çok önemli. Hmm. E belki birazcık buna tutunurdum. Bu olması gerekiyordu. Belki de içimden başka bir parçayı alıp çıkarılması gerekiyordu. Hmm. Belki bana ait olmayan bir şey yüklemiştim oraya o organa. Belki de çok fazla sorumluluk yüklemiştim. Belki de çok fazla anne anne, anne olacağım diye. E, kendi bedenime belki çok yüklenmiştim ve onların benden gitmesi gerekiyordu. Ama hala da hala da içimde bir yerde e, imkansızın olmadığını söyleyen biri de var. Evlat edinemez misin? Edinirim. Çözüm bitmez. Çözüm bitmez. Annelik, illa, annelik evet, evet. Kendi şeyimden Hı. birisi olmasına gerek yok. Anne Hı. olmayı hissetmek için benden bir şey çıkmasına gerek olmadığını Hı. anladığım bir dönemdeyim. Belki de annelik sadece biyolojik bir şey değil. Tabii ki aynı zamanda bir ruh hali Kesinlikle. orada. Tıpkı güzellik gibi. Sence neden şey ikinci kez ameliyat olmak, ikinci kez ölüme yaklaşmak gibi mi? Onu merak ediyorum. Ameliyat olmak ne demek sence? Ameliyat nedir? Yeniden o, o demin, gibi. Demin söylediğin şeyde aslında çok güzel bir şeydi. Belki olmaması gereken bir şeyin vücudundan atılması hı hı. gerekiyordu. O mu acaba? Hayatın ve e, cerrahın ameliyatı o mudur acaba? Biraz, bence biraz o, biraz birazı da bana her seferinde yeni bir şans veriliyor. Bu şansı iyi değerlendir. Doğru. Seni bir kere daha dünyaya getiriyorum. Bir kez daha nefes aldığının yokluktan varlığa farkında olacaksın. Doğru. Önce alacağım senden sonra sana geri vereceğim. Hı -hı anlamadın mı? Bir daha yapacağım aynısını. Hmm. Anlamadın. Onun için mı? ikinci kez. Ben 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 Bir, böyle daha, düşünüyorum. bir daha anlamazsam, film. bir daha kıymetini bilmezsem veya bir daha yaşama tutunmazsam, bir daha her şeyden vazgeçersem tekrar olabilir. Ne okula devam edebiliyorsun, ne çalışabiliyorsun. Sadece hastalığına mücadele ediyorsun. Aynı şeyleri bir kez daha yaşıyorsun. Perizler, ilaçlar, farklı tedavi yöntemleri yılların bu mücadelesiyle geçiyor. 32-33 yaşına geliyorsun. Yıl 2003 dönem dönem ağrıların sancıların oluyor. Doktora gittiğinde yumurta rezervinde bazı bulgularla karşılaşıyorlar. Bir kez daha ameliyata giriyor. Bir kez daha aynı döngüleri yaşıyorsun. Tıpkı söylediğin gibi. İyileşiyorsun yıllar sonra ama çocuk sahibi olamayacağını bilerek 40 yaşına geliyorsun. 22 yaşından 40 yaşına kadar yumurtalık kanseriyle mücadele ettin. Hayatının 22 yılı hayal kurmakla 18 yılı da yumurtalık kanseriyle mücadele etmekle geçti. Ne söylemek istersin? Bence bu işte bir terslik var. Bence yapmadığıma yapmam gereken bir şey var. Ya zihni yapımı değiştirmem ya bu hastalıkla sürekli boğuştuğumu düşünmek yerine farklı bir yere yönelmem gerekiyor. Odağımı hastalıktan, ilaçlardan ve tedaviden başka bir yere çevirmem gerekiyordu. Belki eğer öyle yapsaydım... Bir anlamda kendimi hasta ettim mi diyorsun zaman ee, zaman? Ya da nüksetmesine sebep nüksetmesine oldum? Nüksetmesine sebep olduğuma eminim. Ama o zaman bu bilinçte değildim. Şimdi olsaydım hemen hızlıca yolumu değiştirirdim. Hmm. Hmm. Bence bu hastalıkla daha az savaşabilirdim gibi geliyor. Çünkü biz o hastalıkların her birinin bir sebebi var. Bir baş ağrısının bile bir sebebi varken o yumurtalıklarımın kadınlığımın benden alınmış olmasının çok bence önemli bir sebebi var. Bana bir şey söylenmeye çalışıyor ama hala duymuyorum. Hmm. Ee, emin, ama, ama Eminim duyacağım ama pişman da değilim tabii ki. Peki bu kadar vartayı atlattıktan sonra hayal kurmak korkutur mu seni? Hiç korkmam aksine. Hiç korkmam. Hmm. Yeni hayaller mi? Eski hayallerde ısrar etmek mi? Hmm. İkisi de. İkisi de. Hem eskisine sahip çıkarım hem yenisini Yeni cebime ediyoruz. koyarım. Güzel. Bugüne kadar neye tutundun? Hala bir umudun var mı sence? Anne olabilecek misin? Ben bence hayata çoktan tutunmuşum. Tutunduğum kendimim aslında. Tutunduğum yaşamım, tutunduğum nefesim. Çünkü iyileşiyorum. Hı -hı, Oradan iyileşiyorum, anlıyorum. Evet. Hala çocuk sahibi olmak istiyor musun? Evet. Peki bu yani çok güçlü bir... Ama doğurmak bir... istiyorum demedim. Yok ben de çocuk sahibi evet, olmak istiyorum Evet Kesinlikle kesinlikle geldi. Çocuk sahibi olmak istiyorum aynen. Çünkü arada da konuştuğumuz gibi çocuk sahibi olmak demek eşittir doğurmak demek falan değil, değil. tam olarak. Efendim bu güçlü kadınla tanışıyoruz şimdi. Hı. Görkem Gülhan Yıldız, bebeği gördüğün için yumruk kalktı değil mi? Herhalde. 18 yıl boyunca kanserle mücadele eden ve bu süreçte 3 kez ameliyat olan Görkem Gülhan Yıldız, Mehmet Yıldız'a aşık oldu ve 2021 yılında evlendiler. Tam da bu dönemde tanıştığı kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı, Doçent Doktor Mehmet Reşit Asoğlu'nun desteğiyle 2022 yılında Alin adında e, harika bir kız çocukları, oldu dünyaya getirdiler onu. Görkem Hanım için karanlık günler geride kaldı. Şimdi eşi Mehmet Bey ve kızı Alin ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Kanserle çok erken yaşlarda tanıştıktan sonra anne olmak kendime yakıştırdığım bir şeydi. Yaşadığım 18 yıldan sonra anne olmanın çok başka bir duygu olduğunu anladım. Zor bir süreçti ama umudumu hiç kaybetmedim. Hamile olduğuma inanamamıştım. Ali'ni bütün varlığıyla hissediyorum ama hala inanamıyorum. Çok şükür bu savaşı yendik. Ali'nin hayatımızda diyen Görkem Hanım geç de olsa çocukluk hayallerine kavuştu. Kendisine eşi ve kızı Ali'ninle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. Ne acayip hayatlar var. Ali'nin dünyaya gelmesi harika bir şey. Evet. Ancak Ali'nin başka yollarda da gelebilirdi. Yani Ali'nin yalnız bir bebektiyse o sahiplenilebilirdi alınabilirdi. Evet, bir şekilde anne, o da anne olabilir, ama olabilirdi ama bu gerçekten inanılmaz. bu, bu tabii evet. bu evet. inanılmaz. Hem, hem doktor <laughs>